Şimdi önce mayamı yanıma alıyorum. Mayayı karıştırma kabımın içerisine koyduktan sonra şimdi bir miktar şeker ekleyeceğim içerisine. Ve mayayı ılık suyla açıyorum. Şeker ve maya iyice ezildikten sonra, maya çözüldükten sonra içerisine yağı ve sütü ekleyeceğim. Yağı ekleyelim. Yumurta. Şimdi yavaş yavaş karıştırıyorum. Ve biraz da süt ekliyorum içerisine. Ve sıra geldi un eklemeye. Biraz deviri düşürüyorum. Şimdi içerisine unu ekleyerek hamuru tutmaya devam ediyorum. Hamuru kontrol edelim. Evet, istediğim kıvama geldi hamur. Şimdi hamuru sıyırarak alacağım. Tepsimizi de yanımıza alalım. Hamuru biraz da tezgahta toparlayarak yoğuruyorum. Ve şimdi bu hazırlamış olduğum hamuru da 4 bezeye ayıracağım. Şimdi bir miktar da un alıyorum. Ve bu hazırlamış olduğum hamurları tabak şeklinde açacağım. Birinci hamurumu açtıktan sonra tepsimin ortasına koyuyorum. Şimdi hazırlamış olduğum hamurları tepsiye koyduğum ilk hamurun üzerine çikolata sürerek kat kat dizeceğim. Yavaş yavaş yayıyorum. Kenarlarda çok az bir pay bırakıyorum. Dışarı taşma payı. Fırına girdiğinde biraz daha yumuşayacağı için hafif akacaktır. Bundan dolayı biraz bir pay bırakıyorum. Şimdi diğer hamuru üzerine koyuyorum. Şimdi bunun üzerine de çikolata kremasından gezdiriyorum. Şimdi sıra üçüncü katta. Ve son katı da üzerine bu şekilde yerleştiriyorum. Şimdi sıra geldi kesme işlemine. Hamuru bu şekilde kesiyorum. Kestikten sonra şimdi de fırına götürüyorum. 180 derecede yaklaşık 30 dakika pişirdikten sonra bu harika çöreği pudra şekeri eleyerek servise sunacağım. Şimdi servisimi yaparken de üzerine biraz pudra şekeri gezdireceğim.